Ekrem. Merhaba. Arkadaşlar. Hoş geldin. Nasılsın? Ne var? Ne yok? Pardon. Bundan, evet. Dedim bu tek taraflı sıkıntı, yan taraflı. Doğru mu? Çekim yaparsın. Baktım çok. Evet. Şu an zaten çekimdeyiz. Değerli dostlar. Şu an Pozof'un güzel köylerinden, büyük köylerinden Kolu'dayız. Kolu hemşerilerle sohbet ediyoruz. Sağ olsun Demir Ali hocamız kahve ikramı yaptı. Köyü tanıyalım Demir Ali hocam. Önce kendimi tanıtayım. Demir Ali Aydın. 2010 yılına kadar Pozof'taydım. 2010 yılında İnegöl'e din görevlisi olarak gittim. Şu anda evet, Yeşil Cami'de değil mi? Evet, evet. İnegöl Yeşil Cami. Evet. Şimdi köyümüz bilenler bilirler. Tarihi olarak çok geçmişe sahip bir köy. 3-4 mahalle var değil mi burada? 5 mahalle. Evet. Zaten şairimizin biri der ki Kol köyü 5 mahalle muhtarı birdir. Merası çayırı çok iyi yerdir. Yaylası uzun aşılmaz beldir. Tarihte meydan savaşı vardır. Evet. Rahmetli Bayraktaroğlu öyle tarif evet, etmişti. Fehmi Bayraktaroğlu. Evet, Allah rahmet eylesin. Eyvallah. Kendisine rahmet diliyorum. Bizim köyümüz geçmişte birçok savaşın yaşandığı bir belde. Evet, bu kale vardı. Evet, Kol Kalesi meşhurunuz. Anadolu'nun Türklere açılmasına, Selçuklulara açılmasına vesile olan savaşından sonra eyvallah. 1081'lerde yaklaşık tarihler öyle gösteriyor. Kol köyünde bu aşağıdaki kale ve aynı zamanda yukarıda bizim düzlükler meydan diye bir mekan var, alan var. Orada bir savaş yapılmıştı. Savaş sonucunda evet. Türklerin buraya yerleşmesine tabi vermiştir oradaki kazanılan savaş. Bu nedenle tarihi çok geçmişe parlak bir evet. Çizgi çizmektedir. Günümüzde de Kolköy eskiden orada bir ara şenlikler de yapılmıştı. Hatırlıyorsan. 1990 yılında yapıldı orada bir şenlik. Evet. Tekrar 2010 yılında bir şenlik yapıldı kaymakamlık vasıtasıyla. Köylülerimizin bizden, evet. Bizden geldiği kadar katkıları oldu. Evet. Onu canlı tutmak lazım aslında ama İnşallah tekrar eder. Yapıldı. Ondan sonra tekrar yapılmadı. Evet. Köyümüz şu anda göçten etkilenen köyler arasında. Şu an kaç hane Demir Ali hocam? Şu anda 65'e falan indi. Topla. 65'e falan indi. Ama bildiğiniz gibi nüfus yaşlı nüfus. Önceden kaç haneydi hacım? Önceden kaç haneydi Kol köyü? 150 hane. 100 hane var mıydı? Çok iyi. Ha, Suskaba yetişmişiz demek ki. Biz de aşısına yetişelim. 5 mahalleydi. Zaten bir mahallesi Heyalan sonucu 1960'lı yıllarda. Bu Karsay, şeydeki mahalle mi? Kale yakın mahalle. Orada yine bir amca var yaşayan. Şu anda bir kişi var. Bir kişi var. O da bir mevsimlik gibi gelip gidiyor. He, evet. O nedenle göçten etkilendi ama şu anda yukarı mahallelerimizde bazen gurbete gidip de tekrar köyümüze ev yapmak suretiyle dönen kardeşlerimiz de var. Bu arada bizim belki evet. Abartılı olmazsa Pozof'ta yaylalar bizim köye ait. Sizin yaylalar hangi tarafta bizim Demir Ali hocam? Şavşat sınırına doğru. Aa, buradan görünüyor mu? Buradan görme imkanına sahip değiliz. 5 kilometrelik bir mesafe var. Ha tamam. Şavşat yolu üzerinde değil mi? Evet, hep 2 katlı. Altta işte sütlük dediğimiz şekilde kullanıyoruz. Üstlerde böyle evet. Normal oda şeklinde ambarlar konulmak suretiyle yapıldı. Burası Arsiyan'a da yakın. Arsiyan'a buraya yaklaşık 12-13 kilometre. 12 kilometre var mı? Var tabii ben. Evet. 5 kilometre. Tabii 12-13 kilometre var. Evet. Yaylalarda su mevcut. Hemen hemen evlere alınıyor hepsi. Evet. Elektrik var değil mi? Tabii yıllardır var. Ben geçen sene ziyaret ettim yaylalarınızı. Güzel evet. Gerçekten. Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet. Böyle ama işte insanlarımız biraz duyarlı olsa, hiç olmasa yaz aylarında gelip buraları ziyaret etsin. Yazdan yaza değil mi? Yapsalar, baba ocaklarını tutursalar. Geri yaptıran yok mu? Bazı var büyük, yukarı mahallelerimizde var. Büyük köylerde genelde geri dönüşler var, başlamış. Suskap'ta mesela çok var ama bu da çözüm değil çünkü var. Yeni nesil gelmiyor. Yani, genelde emekliler geliyor değil mi? Emekliler geliyor 3-5 ay kalmak suretiyle ama yeni nesil gelmediği için de çözüm değil yani bu gelişlerde. Eyvallah. Biraz şöyle köyü dolaşalım. Hacım görüşürüz yine. Selamünaleyküm. Eyvallah. Eyvallah.
Ha, bu alt mahallede kaç hane var? 3 hane idi. Tek bir hane var, o da bir amcamız duruyor orada. Bu alt hanede bu orta hane mi oluyor? Burası nereye? Şimdi söyleyeyim ben. Şimdi kol 5 mahalle dedik ya başta. Bu da üstte. Bir tanesi Sakele mahallesidir, gözüken yer. Evet. Bu tarafa geldiğin zaman Kısaligil veya Kabaligil mahallesi denir. Eyvallah. Bu tarafa Cami mahallesi denir. Cami mahallesi. Cami mahallesi gözükmüyor burası. Burası orta mahalle ama orta eski tabirle Rattıgil deriz buraya. Rattıgil. He, bir de aşağıda. O kaleye doğru. Üç evler dediğimiz yer var. Üç evler dediğimiz Kurpagil mahallesi. Evet. O mahalle zamanla 60'lı yılda eyalan olduğundan dolayı göç ettirilmiş. Ha, göç edilmiş orada. Alfaçay'ın Zörep köyü var, oraya göç edilmiş. Şimdi bu bu mahallede şu an kaç hane var? 11 hane falan var. 11 hane var. Evet. Küçüklüğümüzde 25 hane falandı burası. İki cami var değil mi? İki camimiz var. Birisi burada, birisi de... Birisi burada, yukarıda da bir camimiz var. Evet. Burada da imam var mı? Bir arkadaşımız var. Var. Burada da var, yukarıda da var. Bir evet. Yer varlarında orada da bir iş çekimi falan. Evet. Biçine başlamışlar. Şu anda biçine başlandı ama erken oldu. He. Eskiden 8. aya kadar başlamıyordu. He. Üzücü bir yanı da köyümüzde artık ekili tarla kalmadı. Genelde hep çayır değil mi? Çayıra dönüştürüldü. Biraz da insanlarımız bazen yokluk edebiyatı yapıyor ya, bir kısım insanlar. Evet. Şimdi yokluk edebiyatını yapanlara da ben soruyorum. Köyde oturduğu halde bir patates dahi ekmeyen insanlar... Patates hazır alıyorlar değil hazır mi? Hazır alıyor. Şimdi bak kendi burası. Yani. Burayı size anlattım. Burası ait bir tarlaydı. Evet. Eski tarlaydık biz. Şu gördüğünüz yeri. Bu tarladan. Burayı bostan mıydı? Tarlayı burada patates ekiyorduk eskiden. He. Şimdi başka bir şeyler ekiyorlar babam gün. Evet. Eskiden burayı komple patates ekiyorduk. Şimdi bir tane patates eken bile kalmadı. Hazırına alıştıysa. Hazır, evet. Hazır yiyici bir toplum olduk. Her şey tüketici olduk yani. Evet. Şimdi maalesef. Burada aynı zamanda şöyle izah edeyim size. Var yine. Şimdi bu aracılık bize dededen miras bir meslek. Ha, daha önce de dedelerimiz yapıyordu. Dede de yani bizim bu köyde dedelerimizden miras bu aracılık bize. Eyvallah. Ben 2010'a kadar Posoft'tayken aracılık yaptım. Babam da yapıyordu tabii. 2010'da ben gidince babama zaten devam ettiriyordu. Babam evet. Hayvancılık da yaptığı için babam bak 68 yaşında hala hayvancılık yaptı. Evet. Yani maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde. Baban geçen sene görüşmüştüm. Görüşmüştük. Evet. Emekli maaşı. Yine var. Devam ediyor değil mi hayvancılık? Tabii, evi var, barkı var. Şu an evimiz var. Yaylada mı? Bugün yaylaya gitti. Evet. Hala hayvancılıkla uğraşıyor. Yaşı kaçtı demiştin? 68 yaşında. Ya maşallah. Hobi olarak hala arıcılık yaşıyor. Bak burada hem hayvancılık yapıyor hem arıcılık. Arıcılık vazgeçiremiyoruz. Evet. Çok kızıyoruz ama bir de hak veriyorum. Posof gibi yerde oturup da. Boş duramıyor. Boş duramıyor, bir de yani bala paramıyoruz. Evet. Açıdan baktığımız zaman hak veriyorum. Evet. Ama geliyor burada bakıyor. Ben de geldim burada izinde. Meşgul oluyor. Meşguliyet oldu. Eski günleri yad etmiş oldu. Patatesiniz de var. Ya var, bir şeyler ekmişler. Benim annem işte ikisi de. Evet. Tabii ki en azından böyle arazi bol aslında. Arazimiz ama evet, işleyen çok az yani. Bu patatesi dediğin gibi soğanlı patatesi, fasulye en azından böyle bostanlarda yetiştirmek evet. Lazım. Nasıl olsa doğal en azından. Yani şu da var, biliyorsunuz siz yıllardır evet, orada yaşıyorsunuz. Evet. Avrupa'da üretmeyen insan kendisini o devletin sırtında yük zannediyor. Öyle. Yük hissettiriyor. Öyle. Ama bizde üretme alışkanlığımız olmaz, direkt tüketim. Direkt tüketimde ekonomiye bir katkı değil, hazırcılık evet, oluyor. Evet. Yani insan biraz da öyle alışmış hazırcılığa. Evet, Avrupa'da öyle. Demiral hocam da Avrupa'da yıllarca kaldı bizi gibi. Avrupa'da öyle bir gelenek var ki insanlar mecbur kalmadıkça
Birisini tutup işçi olarak çalıştırmıyor. Hepsini kendiler yapmaya çalışıyor. Evet. İşte Avrupa yapan bu. İnsanlar da büyük bir iktisat var. Yani iktisatlı çalışmalar. Evet. Herkes çalışıyor Avrupa'da. Yani çalışmayan yok. Yani üretime öyle. Katkısı olmayan evet. yok. Üreten insanlar çok. Evet. İnşallah memleketimizde de inşallah o günler i̇nşallah, gelir. İnşallah, inşallah. Bu güzel topraklar, verimli topraklar inşallah tekrar canlanır diyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi her taraf bambaşka güzel. Şimdi bak buralar ta oraya kadar bizim köyün sınırları. Evet. Posof da en geniş sınırlara sahip köy bizim köy. Arazi olarak mı? Arazi olarak. Evet. Başlangıçla bitiş arasında 15 kilometrelik bir alan çap var. Evet. Buradan sınıra kale önünden alıyor ta orada Batan köyünden, Urema yaylasından o dağların arkası Urema yaylası. Evet, bu taraf. Yaylası. Evet. Oradan sınıra kadar gidiyor. Biz yıllarca biz babam koyunculuk yaptı. Toklu saklardı. Ha. Ben şahsen 8-10 sene çobanlık yaptım. Çobanlıkta yaptınız yani. Bu dağlarda gezdik, dolaştık. Soğuk sularından içtik. Hala hayalimizde. Burası Rabbim nasip ederse buradayız inşallah. İnşallah. Zaten eviniz var Demiral Hocam. Eviniz burada yapılıyor Allah'a evet. şükür yıllarca. Evet değerli dostlar. Yılları geçmiş Demiral Hocamız. Ayrıca İnegöl'de de yıllarca imamlık yapmış. Tüm posoflara tekrar bu topraklara sahip çıkmasını arzu ediyoruz. Ben de Şekeroğlu olarak gerçekten hem gurbeti yaşadık beraber hem de bu toprakların değeri ölçülmez. İnşallah bizi izleyen tüm dost kardeş akraba tekrar bu topraklara hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Çünkü gerçekten terk edilecek yerler değil. Ya şu güzelliğe bakın. Evet. Yani şimdi hala dağlara gidin. Geçen gün gezdim. Şimdi ben İnegöl'de 8 yıldır oturuyorum. Evim var Allah'a şükür ama zannediyorum başka bir evim olarak göremiyorum. Hmm. Memlekete geldiğimiz zaman nasıl oluyor insanın duyguları? Evet. En azından çok rahat. İnsan penceresini açıp balkonda rahat oturamıyor gerçekten. Evet. Yani dünyaya bedel olur yani. Şu içerisinde demin geldim oturdum burada böyle. Arılara sürüyorum bakıyorum işte. Evet işte arılarımız değerli dostlar. Güzel. Yani arılar çok değerli biliyorsunuz Allah-u Teala. Evet. Ya, Kerim'de de Nahl suresi. Nahl suresi değil mi? Var. Arılara hitap etmiş Allah-u Teala. Evet. O kadar değerli. Bu arıları düşünün şöyle. Bir aileyi düşünün. Bir aile yaşantısını burada görürsünüz. Ha. Her şey dengeli. Her ha, şey bak. Bir düzen içerisinde. Kovanın girişi. Evet. Bunların şeyi var değil mi? Kralı var, kraliçesi var. Öyle. Madem siz daha iyi bilirsiniz. Açsam sana dokunur. Kraliçe arı tek burada söz sahibidir. Evet. Kralın gelişmesinden tutun birlik ve beraberliğini. Bak birlik ve beraberliğini ana arı dediğimiz kraliçe arı temin eder. Evet. Burada bir tane kraliçe arı olmazsa bu kovan söner bir tane. Ona bağlı. Devamlılık olmaz. Ya. Ona bağlı. Ya. Hepsi ona tabidir. İşte hikmet. Rabbimin hikmeti. Evet, evet. Bunlar şimdi şöyle düşünün. Bir evde nüfus kalabalıklaştığı zaman ne yapıyoruz? Ayrılıyoruz diyoruz ki kardeşlere gelin ayrılalım. Şimdi bu arı da çok nüfus kalabalık olduğu zaman diyor ki ben gidiyorum. Başka bir kovana. Ben gidiyorum bir başka bir yere. Siz de ayaklarınız üzerinde durun. Ha bir şey yapıyorlar yani. Yeni bir koloniyi oluşturmaya fırsat vermek için, çoğalmaya fırsat o vermek için. O kovanı kendi mi buluyor, nasıl buluyor? Bu gidiyor şimdi kendine bir yer tespit ediyor. Biz diyelim, de takip ediyoruz. Buraya boş bir kovan koysan onlar girmez. O girmez mi? Girmez. Kafasına göre bir yere gider orada karşı taraflarda. Ha o, diyelim o akşama kadar veya işte en fazla bir gün içerisinde o kovanı almazsak o başka bir yere bulur gider. O yerden bulup getiriyorsunuz buraya koyuyorsunuz oraya değil mi? Tekrar bir kovana koyuyoruz orada. Ha tamam. Hayat devam ediyor. Buraya da giderken bu kovanı sömürsün de yumurtalama yapıyor ki yeniden bir ana çıksın burada. Ha. Yani çünkü devam etsin diye. 15 tane böyle yumurta yapıyor. Evet. Meme diyoruz biz ana memesi. Evet. Onu yaptıktan sonra buradan da çıkan yeni bir ana çıkıyor. Evet. O kadar şey ki denge içerisinde ki yeni bir ana çıkıyor. O da buranın devamiyetini sağlıyor. Her şeyde bir nizam oluyor yani. Başıboş. Doğru. Diyelim, evet. Havalar çok bozdu. Ana evet. ne yapıyor? Yumurtayı kısıyor. Diyor ki fazla yumurta atarsam nüfus kalabalık olursa beslemede zorlanırım diyor. Hmm. Ha bir ölçüye göre ölçü var. Rabbim öyle bir güzellik bahşetmiş ya, buna. Ya. İşte değerli dostlar. Yani her şeye şükretmek lazım. Evet. Bizi Rabbimiz zehirli bir böcekle bal yediriyor. Yani zehirli bir arıyla bal yediriyor.
Kör bir ipek böceğiyle de giydiriyor hocam. Biliyorsunuz ipek böceği ipek yapıyor. Rabbimiz ipeği giydiriyor. Onun ihsanı, onun kudreti, rahmeti işte değerli dostlar. Burada da işte şeyler dolanabilirler. Devamlı yani soğan bilmek özek biliyorsunuz eskiden çok tarlalarda yerdik ama şimdi kocalmış bizim tabirle. Kımı yapıyor, şeyde turşu özek, yapıyorduk değil mi? Turşunu ilk zamanlar, ondan sonra özek zamanı oluyor. Şimdi şu dediklerimiz de dilkuna diyoruz. Onlar da normal biliyoruz aslında. Burada da annem bir şeyler ekmiş, işte bambur falan bir şeyler ekmişler. Geri çatlarında su var. Her yere akıyor Allah'a şükür. Evet, su hazır. Sular var. Sular var, köyde su sorunu yok. Evet. İşte oradan alıyorlar şeyle. Sulamayı da yapıyorlar güzelce. Evet. Burada amcam gelin var. Onların da arıları var. Onlar da... Bunu arılar karışmıyor değil mi? Yakın olmasın ya, arılar, oğul verirken karışabilir. O zaman da helallaşıyoruz. Evet. Başka bir kovana girerse, bizimki giderse, onunki gelirse. Evet değerli dostlar, şu an dediğim gibi Kol Köyü'ndeyiz. Demir Ali hocamla güzel bir muhabbet yaptık. Gördüğünüz gibi arılar kovanlarla arılar, arıcılık yapanlar var kolda yine. Onu çektik. Bizim köyde hayvancılık en iyi derecede yapılıyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hayvancılık yapan traktörü var. Teknoloji de kullanıyor köy şu anda. Şimdi evet. Bizim amcaoğlu traktörü yeni aldı. Her imkan var yani. Her imkan var. Maddi tallayı bunda biçiyorlar. Bunda biçiyor. Ayrıca elbiser var. Tırmık var. O da yetmiyor. Balya makinesi var. Her şeye makine var yani, değil makine mi? Makine var. Balya makinesine de devlet destek veriyor. He. Devlet desteğiyle alıyorlar. Şimdi İlk yapmak için bir her türlü şey imkan var yani. Yani posof tarihte köy. Evet. İki tane delikanlı güzel iş yapan olursa 40 tane 50 tane inek saklamak suretiyle çok rahat geçinebilir. Evet. Burayı da amcamın evi. Burada Kirman amca vardı. Rahmetli oldu. Kirman ağa dediler. Bayağı köyümüzde yıllarca yaşadı. Allah rahmet eylesin. Geçen rahmetli oldu. Bak gel orada bir balya makinesi var. Onu da görelim. Abi, parke taşlar mıdır Demiral hocam? Parke mi döşüyorlar? Parke döşeli. Oraya kadar geldi. Şimdi şu caddede döşenecek. Sokak. Allah razı olsun. İnşallah iyi olur ya. Bakanlık vermiş. Evet, işte görüyorsun değerli dostlar. Biraz yardımcı olun demiş, vatandaş da biraz... İşçilik için mi? İşçilik için, vatandaş da fazla çalışamıyor şimdi, iş güç zamanı. Evet. İnşallah güzel bir şey. Gördüğünüz gibi Kol Köyü'ne, Aşakki Kol Mahallesi'ne parke döşeniyor. İnşallah her köye böyle döşenir diyoruz. Ya bizim altyapı 99'dan sonra altyapıya su geldi. Bir kısım 2004'ten sonra da komple altyapı yapılmış oldu. Şu anda bizim Kosof tabiriyle şey varsa bizde de. Eyvallah. 4G ile şu an çekim yapıyoruz. 4.5G ile. Hatta Avrupa, şu an ben Fransa'da kaldım epeyce. Fransa şu an 4G'de. Kol 4.5G. Abi Almanya'da 3G ile ben görüştüm. Öyle. Bu iletişimde çok şükür. İşte şu arabayı da çekelim Demir Ali hocam. Arabayı görüyoruz mu değerli dostlar? Evet. Bak şimdi bu. Maşallah. Maranı var. Abu ne diyorduk Demir Ali Hoca? Abu parça. Yastık diyorduk. Yastık. Bir de tar diyorduk değil mi? Tar. Oo. Selamünaleyküm. Ne diyeceğiz orada? Burada maranlı. Eyvallah. Maranı. Evet. Ne abi? Selamünaleyküm. Başka bir amcam gibi. Kolay gelsin. Hayırdır? Kırkoy, kırkoz. Yani yok. Teknolojinin yani eskisi, ha. Eski versiyonu. Kaldıraç gibi yapıp kırkoy yerine koyuyoruz. Ağaçlar kaldırıyoruz değil mi? Ağaçlar kaldırıyoruz. Kırkoyla daha bundan daha çabuk oluyor o zaman. Tabii. İşte. Tamam. İşte.
İşte kolay gelsin, hoş bulduk. Ya kız Koliler. Oboller odunu atıyor Koliler de. Odunla traktör kaldırıyor. Görüyoruz mu? Değerli dostlar. Oboller taylarımdır. Fazla şey yapma, kızıyorlar. Yok yok, oboller kabul ediyor odunu attıklarını. Şimdi değil artık mi? Ben obola gittim. Odunu şimdi oboller diyor ki odunu attık ama cenazeyi biz yuvarlatmadık diyorlar. Ben abi seninle akrabayız şimdi bak sen. Eyvallah. Obola dünür oldun ya. Obamın dayıları onlar. Obollu hemşerilerimiz. Selam yolluyoruz. E tabi obollu dayılarımıza da selam gönderiyoruz. Birçok ümmetimiz var. Geçen birkaç gün önce Obol'daydım. Canlı yayın yaptım. Her ne kadar Obol'la bizim yer davamız olsa da Obol'ları seviyoruz. Şimdi her köyün bir kendine has bir hikayesi var. Yani Obol'ların bir hikayesi var. Sukap'ların hikayesi var. Evet. Kolililerin de bir hikayesi vardır. Onu Demiral Hocam belki Kolililerin hikayesi var mı acaba? Ya bir tane kısa bir şey anlatayım. Anlat. Şimdi bazen derler ya. Sakaboğlu. Evet. Oğlan kollu kız sakaboğlu işin yoksa gez uzun boyu. Söylenir bir laf var ama. Evet deyim ya değil bu, mi? Ya deyim ama bu nereden geliyor? Bir daha de bakayım oğlan. Oğlan kollu kız sakaboğlu işin yoksa gez uzun boyu. Şimdi bundan nereden geliyor? Bir deyim olmuyor. Bizim bir hikayesi vardır mı abi? Bir gez sakaboğlu'da işte çoban falan evet. Birisinin yanında veya yardım ediyor akrabalarının yanında. Sakaboldu hemen şey bana evden o yani değil mi? Kola gelirken de diyor değerlendireyim mi kız kaçırıyor. Kolda. Sakaboldan. Kaçırıyor bunlar vermiyorlar falan kızı. Kızı kaçıran kolli mi? Kolli tabii. Tamam. Vermeyince bunlar mahkemelik oluyorlar. Evet. Oradaki adam diyor ki ya oğlan kolliyi kız sakaboldu işin yoksa diyor gez uzun boylu. Yani barıştırmak istiyor o da. Ya o da diyor ya işimiz gücümüz yok tabii. Şimdi ona gezelim. Tabii içinde. Yani anlaşmak lazım. İşte ağaç arabamız. Bunun asıl ismi neydi bu arabaların? Bu şimdi kahne diyorlar ama bizim biz araba dedik. Araba diyorduk. Biz araba dedik. Bu odun arabasıydı. Bir de şimdi şunlar var mesela. Bunlar da ot arabası. Biraz daha ot olduğu için. Evet. Böyle. Biraz daha geniş değil mi bu? Ya altlarına şey, o takmasın diye biraz daha tahtalar falan. Bunun tarları var. Tar var. Yani bu şu da tapan diyorduk o değil mi Demiral Hocam? Bu da tarlaları tapan. Tapan da burada değerli dostlar. Keşke Demiral Hocam da belki aynı fikirdedir. Keşke şu kamerayı alayım da. Posofta diyorum gibi bir yer olsa da. Bunlar tabii değerlendirilebilir. Yani her köyde hemen hemen böyle güzel şeyler var. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Aletlerimiz var. Ben yetiştim mesela. Bizde okuma tezgahı vardı. Amcamın hanımı cezim dokuyordu. Evet. Hala en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Amcam onu kırarken o zaman biraz küçüktüm. Hala diyorum niye engel olup da onu saklamadım. O tezgahı mı şimdi? O tezgahı. Ben yetiştim. Amcamın hanımı cezim tokuyordu onda. Evet. Burada bir yorum yazmışlar. Okuyabiliyor muyum? Sakin Çankaya. Bak Turan kahvecinin evini. Turan kardeşim selam aleyküm. Sizin evi göstereceğim. Gel Turan. Tamam. Burası amcasının evi. İbrahim Şekeroğlu. Yarın Günbatan köyünü desin inşallah. Yarın günlerde evet. Cumartesi. İnşallah Günbatan'a Günbatan'da gideceğiz inşallah. Yarın da bugün akşam oldu biraz da. Çünkü Günbatan köyü de hemen şu şeyin arkasında değil mi? Dağların arkasında. Sakin abi. Evet. İnşallah yarın Günbatan'a. Selamünaleyküm Turancığım. Evet. Kol buradan daha iyi görünüyormuş. Bak şimdi bizim aşağı mahalle burası. Turancığım bak sizin evleri çekiyoruz bak oraya. Turan kardeşim iş adamı. Tamam. Bursa Panayır'da. Bursa'da mı? Evet. Bursa Panayır'da. Turancığım ev burası. Şu Karapanlar mı? Şurası. Evet. Şuralarda onların. Alttaki ne? Okul muydu önce? Neydi? Yok sağlık ocağı orası. Sağlık ocağı. Kapalı mı? Şu anda atıl halde. Bu Turangil'in evler. Bu da amcasının Kirman amcanın evleridir. Şu karşıdaki ev mi? Burası Kirman amcanın. Karapan diyoruz. Tamam. Posoflucasını diyelim. O eyvallah, evi de orada. Eyvallah. Şimdi aşağıda kalbim. Kaleyi de görüyoruz. Evet. Az önce oradaydım Demiral Hocam. Doğru. Oradan çekim yaptım. Orada bir amcamız oturuyor. Tek kişi oturuyor. Şu an önceden göç eden mahalle oradanmış orası, değil mi? Orası. Göç eden mahalle evet. Orası. Buradan gördüğünüz gibi değerli dostlar Gol'ün diğer mahallelerde görünüyor. En üst mahalle az önce konuşmuştuk. Bak şimdi bu Sakele Mahallesi. Arkada Hallegil Mahallesi de diyorlar. Hallegil en son. Burası da
Kısagil Mahallesi diyoruz. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en son, bir arkadaşımız öyle diyordu. Evet. En son ilinin, en son ilçesinin en son köyündeyiz. Aa, Kol köyü. Kol, benim tabirimdir, Kol şehri. Kol şehri, evet. Geçmişte şehirlik yapmış biliyorsunuz. Evet. Evet, gönlen sağlık Demiral hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Abicim. Çok güzel bir tanıtım oldu. Geçen de karşılaşmıştık yani. Evet. Bir şiir, bunun üstüne bir şiir bir söyleyelim. Güzel gider. Şöyle daha önce yazdığım bir köy vardı. İsterseniz onu söyleyelim. Güzel olur. Size tarif edem güzel köyümü. Yola. Kıpçaklardan aldım şanlı soyumu. Top yoluyla beraber ipek yolunu Kosova indiren ecdadım vardır. Arsiyan'la başlar yüksek dağları. Tarihe şan vermiştir şehir çağları. Bahar olur berrak akar çayları. Köy veren kalesi vardır. Eyvallah. Bu kadar şimdilik öyle. Eyvallah. Gönlen sağlık Demiral hocam. Kalesi de işte hemen yanımızda. Evet değerli dostlar, bugün Kol köyünü çektik. Sağ olsun Demiral hocamız bu güzel köyü tarif etti. Hep birlikte tanıtmaya çalıştık. Çok sağ olsun diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz köyümüze kadar ziyaret İnşallah, çok sağ olun. Geçen sene de yine bir tanıtım, paylaşım yapmıştık. Çok güzel beğenildi, izlenim oldu. Evet. Rabbim cümlemizden razı olsun. Banar Hev'den bizi... Sakin abiye de selamlarımızı gönderiyoruz. Sakin abi de bizim dostumuz İnegül'de. Eyvallah. Göçmen Camii'nin dernek başkanı biliyorsun. Eyvallah. İnşallah Banar Hev'e çoktandır gitmek istiyoruz. Yine aşağıdaki Posof köyler de bizi çok seviyor. Şuvaskal, Al köyü, yine Segre köylerine de uğrayacağız. Yeni köyü de unutmadık. İnşallah. Yeni köy merak etmesin. Şekeroğlu yeni köy savaşır. Arıla'ya kadar gideceğiz inşallah. Bizim olur. Çünkü işimiz bu güzel topraklara inşallah az da olsa bir vefamız olsun. Bu güzel toprakları, diyarları adım adım gezelim. Hem tanıyalım. Şahsen ben de tanımış oluyorum. Hep birlikte bu güzel diyarları tanıyoruz. Çok da güzel Serkan oluyor. Serkanlı'da kardeşim sizin köylü yanılmıyorsam değil mi? Evet. Selam gönderiyoruz. Talat abi aşağı Günlüce'den Hollanda'da, ona da selamlarımızı gönderiyoruz. Sakin özel selam gönderiyoruz çünkü yakın komşumuz. Eyvallah. Banarhev komşu. Gider isen Banarhev'e uğra da gel. Nakargev'e. Bunlar öyle bir yeri var. Evet. Zülali Baba'nın bir şiirle kapatalım. Evet. Zülali Baba biliyorsunuz yıllar sonra Şavşet Dağı'ndan Posof'a doğru geliyor. Aradan belki 15-20 sene geçmiş. Livana'dan çıktım diyor Şavşet Dağı'nı, Allah'ın lütfundan ihsan göründü. Tüm bir cennet bağına insanları hürri kılman göründü diyor Zülali Baba. Allah i̇şte, rahmet eylesin ona da. Evet, Rabbim rahmet eylesin. Posof işte bu değerli dostlar. Posof aşıklar diyarı. Posof demek Ulgar Dağı demek. Posof demek Arsiyan Dağı demek. Posof demek soğuk sular demek. Temiz hava demek. Posof demek cennet diyar demek. Evet. İşte o diyar. Rabbim inşallah tekrar gurbetteki dostları, kardeşler de tekrar bu diyarlara kavuştursun diyoruz. Tek temennimiz bu. Evet, sizleri Kol'dan, bu güzel köyden selamlıyoruz. İnşallah tekrar bir çekimde buluşmak üzere diyoruz. Selamun aleyküm değerli dostlar. Evet. Allah'a emanet olun.